Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, Ahkaf suresinde 13. ayette kalmıştık. Girişte Rabbimiz inkarcıların inkar sebeplerini, gerekçelerini ve inkarlarını nasıl temellendirdiklerini anlatmış ve onlara kısa bir cevap vermişti. Ondan sonra da 12. ayet-i kerimeyi لِيُنْذِرَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِن۪ينَ diyerek bitirdi. Allah Teala ondan önce nasıl Musa'ya indirdiği kitabı indirdiyse bu kitabı da indirdi. Efendim, Arapça bir kitap olarak, bu Arapçanın altını çizelim arkadaşlar. Çünkü yeniden hortlatılmaya çalışılan bir Türk tarzı Türkçe Müslümanlık var. Artık detaylarını sizin merakınıza ve ilginize havale ediyorum. Niçin yapılıyor? Zaman zaman bunlar niçin köpürtülüyor? Bakın, ülkemizde, ben bütün dünyayı bilmiyorum da ülkemizi de işte gözlemleyebildiğim kadarıyla bu tip böyle sosyolojik yorumlarımda siz gene de bana aldanmayın. İşin doğrusunu ilmi araştırmalardan öğrenmeye bakın. Ben sadece size bir çalışma konusu, bir merak konusu söylemiş olayım. Arkadaşlar, yükselen ırkçılıkla birlikte eş zamanlı olarak tekrar böyle Türkçe ibadet, işte Türkçe Kur'an, biz aslını anlıyor muyuz ki, niye aslını okuyoruz, onun yerine mealini okuyalım falan gibi bunlar zaman zaman tekrar canlandırılıyor. Türkçe namaz savunanlara yani içimden diyesim geliyor ki, kıl tamam ya, sen Türkçe kıl. Benim namazıma niye karışıyorsun? Yani ben öğrenmişim, halletmişim, çalışmışım, anlamışım bunu. Yani niye bana karışıyorsun, değil mi? Sen kıl Türkçe madem diyesi geliyor insanın. Arkadaşlar, bu Ümmet-i Muhammed'i parçalama projelerinin, inanın kim bilir kaç yüzyıllık planların küçük adımlarıdır bunlar. Ümmet-i Muhammed'i parçalama projesidir. Ta 18. yüzyılın sonlarında İngiltere'de yapılan bir konuşmayı naklederlerdi bize hocalarımız. İsmi cismi kayıtlıdır kaynaklarda. Parlamentoda bir konuşma yapılıyor. Özellikle bu Müslüman halkın çoğunlukta olduğu bölgeleri İngiltere Büyük Britanya'ya kattı ya, hani uzunca bir dönem onları yönetti. Oralarda biz bunları nasıl yani yönetebiliriz, nasıl bunlara hakim olabiliriz? İki şeyi ellerinden almamız lazım diyor politikacılarından biri. Kur'an ve hac. Hac. Bunları birleştiren, bunları bir araya getiren, bu bütün bu yani ümmet bilinci, bunlara ümmet bilinci sağlayan şey ellerindeki kitap ve yılda bir araya gelmeleri hacda. Dikkat edin, işte ikisine yönelik de böyle çok nasıl diyeyim, iyi niyetli görünen, yani bizim anlamamız için söylüyorlarmış. Yani biz kitabı bari okuduğumuzu anlayarak okuyalım diye bize anlatılmaya çalışılan bir proje var. İşte biri Kur'an'ı elinizden almak. Şimdi şöyle düşünün, mesela bir yere gittiniz, çan çung çung falan diye bir sesler geliyor veya başka kelimeler. Öyle dil uydurmada çok yetenekli değilim. Bunun ezan olduğunu anlar mısınız arkadaşlar? Bilmediğiniz dilde böyle yüksek sesle bir çağrı yapılıyor bir yerde. Bakın, ezan bizim Ümmet-i Muhammed'in birleştirici unsurudur. Namaz, Kabe'de başka bir hiçbir dine nasip olmayan bir şey bu arkadaşlar. Kabe'de her ırktan, her mezhepten insanlar aynı imamın arkasında elini şuraya koyuyormuş, buraya koyuyormuş, üstünü düzeltiyormuş, bunlara takılmayın. Aynı namazı aynı şekilde kılabiliyorlar. Yani bu müthiş bir zenginlik, çok büyük bir güç, çok büyük bir kuvvet. Bu gücün ve kuvvetin farkına varmamamız için sürekli uğraşılıyor. Buna dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Yine seneler önce ben daha genç kızken, bir öğrenciyken
O zamanlar böyle Türkiye dışarıya çok fazla başka İslam ülkeleriyle çok ilgili değildi. Hatırlıyorum ilk defa bir yardım gitti Afrika'da bir yere. Çünkü çok büyük bir açlık olmuştu o zaman da Afrika'da. Efendim oraya gidenlerden biri televizyonda konuşturuyorlar. Diyor ki adam bir köye gittik diyor. Hiç orada kilise var, işte şey var, rahipler var, orada görev yapan misyonerler var. Köye bir gittik baktık bu köy Müslüman köyü. Ben diyor şimdi bunlarla diyalog kurmak istiyorum ama hiçbir kelime bilmiyorum dillerinden. Onlar da benim dilimden bilmiyorlar. Fatiha'yı okudum diyor. Müslümansa Fatiha'yı bilir. Bana sarıldılar, ağladılar, beni evlerine götürdüler ve diyor oradaki misyonerler bir şaşkınlıktan bize soruyorlar. Yani siz nasıl bunlarla diyalog kurdunuz? Daha bir kere bizi evlerine davet etmediler diye. Bunlar bizim asgari müşterekimizdir arkadaşlar. Bu hikayeyi de çok seviyorum, anlatacağım tekrar hem rahmet vesilesi olsun. Ali Murat Daryal hocamız, Allah rahmet eylesin. Fakültede bizi öğrenciyken anlatmıştı bir hatırasını. O da böyle 70'li yıllarda, o zamanlar yine çok dışa kapalı bir ülkeyiz. Biraz da işte böyle şey sıkıntılar var. Hatırlar mısınız arkadaşlar? Döviz almak nasıl bir problemdi yani. Bir sağlık sorunu sebebiyle Fransa'ya gidiyor. Kuzeni orada yaşıyormuş, onu davet etmiş. Gel burada baktıralım diye, gözünü kaybetme tehlikesi varmış. Gittim diyor Fransa'ya, bir de hocanın bir adeti vardı. Nereye girerse girsin selamun aleyküm der. O selamı almayana da bir şey ısmarlatırdı. Yani selam almayanın cezası çay ısmarlayacaksın, kahve ısmarlayacaksın, yemek ısmarlayacaksın falan. Şimdi diyor ben diyor adetim bu benim. Metroya biniyorum selamun aleyküm diyorum sesli. Anlamasınlar almasınlar önemli değil diyor. Bir gün diyor gene metroya girdim selamun aleyküm dedim. Birisi diyor koltuktan iğne batırılmış gibi zıpladı. Geldi sen işte Müslüman mısın dedi bana diyor Fransızca. Ondan sonra işte ben Müslümanım evet tanıştık falan. Cebindeki bütün paraları çıkardı diyor bana veriyor. Sen buraya işte tedavi olmaya gelmişsin. İhtiyacın vardır bunları al falan. Arkadaşlar selam, selamun aleyküm bizim evrensel parolamızdır. Evrensel yani onun yerini başka hiçbir şey tutamaz. Selamun aleyküm'ü dünyada hiç bilmeyen bir Müslüman yoktur. Onun için lütfen bunların kıymetini bilelim. Bu zenginliğin, bu gücün, gücümüzü bize unutturdular arkadaşlar. Dünyanın coğrafi açıdan en kıymetli yerlerinde İslam ülkeleri. Yeraltı kaynakları açısından en biz fakir falan değiliz. Bak bazen çocuklar, gençler soruyor niye madem İslam bu kadar iyi, niye İslam ülkeleri bu kadar geri? Biz arkadaşlar zenginlikten geri kaldık. Yani anlıyorsunuz buradaki ironiyi değil mi? Böyle bakıyorsunuz ne demek istiyor bu hoca diye. Yani çok zenginiz arkadaşlar, çok güçlüyüz. Genç bir nüfusumuz var. Devamlı artan, bütün İslam dünyası için söylüyorum. Devamlı artan bir İslam'a rağbet ve ilgi var. Dünyanın en ciddi batı için, Hristiyanlık ve Yahudilik için en ciddi tehlikesiyiz şu anda dünyanın. Onun için bu uğraşmalar. Lütfen bunların kıymetini bilin. Şimdi sözü nereye getireceğim? Efendim onu, bunu, şunu bırakın. Çocuklarınıza Arapça öğretin arkadaşlar. Çok zor değil, çok imkansız değil. İnanın birçok Arapça kursu var. Öğrenci bulamadığı için kapanıyor ya. Öğrenci bulamadığı için ileri kurlara devam edemiyor. Gençler geliyor diyorum ki ya şurada çok iyi bir kurs var git diyorum. İleri seviye yokmuş hocam. Giriş ve orta seviye varmış. Niye? Çünkü kimse kayıt olmadığı için. Anlatabiliyor muyum? Yani her şeyi öğreniyorsunuz. Her şeyi biliyoruz. Her şeye vakit ayırıyoruz. Efendim? Özellikle gençler öğrenme şeyini, aşkını kaybetmemiş olanlar için tavsiye ediyorum. Bakın arkadaşlar, katılırsınız, katılmazsınız. Size kendi duygularımla ilgili bir şey söyleyeceğim. Yani mikrofon benim ya mecburen benim duygularım, benim tecrübelerim, benim hikayelerim değil mi? Yani böyle oluyor ne yazık ki. Siz de elinize bir mikrofon geçirirseniz siz de kendi duygularınızı, kendi hikayelerinizi anlatırsınız. Şimdi seneler önce bir çalışma sırasında Maslow'un bir kitabını okudum. İnsan Olmanın Psikolojisi diye. Ondan sonra orada arkadaşlar tabii insanı kamille kıyaslanamaz bile ama psikolojinin insan için
öngördüğü en yüksek düzeyi tespit ediyor ve tarif ediyor Maslow. Buna kendini gerçekleştirmesi diyor insanın. İnsan kendini gerçekleştirdiğinde psikolojik olarak zirve yapmıştır. Bu insanı kamil yolculuğunun hani yarısına bile denk gelmiyor, onu söyleyeyim tasavvuftaki. Onu geçiyoruz o kıyaslamayı. Şimdi bu kendini gerçekleştirmiş insanı tarif ediyor. Orada bir takım şeyler sayıyor. Bir tanesini söyleyeyim ben size çünkü konumuzla ilgili. Diyor ki kendini gerçekleştirmiş insan doruk deneyim yaşayan insandır diyor. Doruk deneyim ne? Doruk deneyim yani dünyadaki her şeyin yok gibi olduğu, yani o varlıktaki çokluğun, hani böyle işte şu anda burada halılar var, avizeler var, ışık var, insanlar var, renkler var, işte bir sürü şey var şu anda burada. O çokluğun yok gibi olup varlıkla bütünleştiğin, kendini o varlıkta yok saydığın hazzın doruk noktası. Doruk deneyim. Bunu işte kendince anlatıyor. Şöyle olur, böyle olur falan. Merak edenler oraya bakar. Ben kendime dedim ki ben ne zaman böyle hissediyorum? Yani her şey siliniyor. Tepeden tırnağa, hücrelerinin içindeki detaylara kadar haz olduğu, yani her halinle o hazzı yaşadığın şey arkadaşlar benim için güzel okunan bir Kur'an'ı anlayarak dinlemek. Güzel okunan derken öyle benimki gibi falan değil. Yani işte Abdussamed okuyacak, Minşevi okuyacak, Minşevi'nin Nihavet makamına mesela bakın. Yazın yani YouTube'a bunları. Güzel okuyucuları tanıyın. Yalnız o okuyucular bazen böyle tribünlere çok bakıyorlar. İşte ben şu anda sesimi nasıl yaptım, herkes fark etti mi falan der gibi. Onlar olmuyor bende. Öyle olmayacak yani. Neyse bir takım benim de kendime göre standartlarım var, zevk standartlarım var. Şimdi arkadaşlar işte düşünün Kur'an-ı Kerim size okunuyor, siz okuyorsunuz ve bunu anlamıyorsunuz yani. Anlamıyorsunuz. Biraz çaba sarf etmek gerekmez mi? Serap Hoca'nın mesela çok güzel, illa ben tabii Arapça öğrenmenizi tavsiye ederim ama o uzun bir yol. Ama o kadar uzun bir yola giremeyecekseniz bile Kur'an kelimelerinin, Türkçe'de çok geçen Kur'an kelimelerini böyle istatistiksel olarak tespit ettiği kitapları var, çalışmaları var, yöntemleri var, online dersleri var, böyle pek çok fırsatlar var. Muhakkak programınızda olsun arkadaşlar. Kur'an okunurken hiç olmazsa içinde geçen 5-6 kelimeyi yakalayabilmeniz lazım. Ondan haz alabilmek için, yoksa sizin için bir musikiye dönüşüyor yani. Ama öyle bile olsa, anlamayarak da olsa biz metnini okumaya devam ederiz. Bırakmayız. Niye bırakmayız? Ben fikrimi söylüyorum. Kabul etmeyen etmez. Zaten modernistler kabul etmiyorlar. Efendim bana göre arkadaşlar bu kelimeler yeryüzünde insanların kullandığı lisan içinden, lisanlar içinden Rabbimizin seçtiği kelimelerdir, ilahidir. Dolayısıyla ben bu kelimelerle varoluşun bütün boyutları arasında bir ilişki olduğu kanaatindeyim. Yani nasıl ki elhamdülillah, bismillah, subhanallah, bunlar nasıl bazı şeylerin anahtarlarıysa, arkadaşlar Kur'an'ın kelimeleri de öyledir. Kur'an'ın kıraatinden kendini mahrum eden kişi bu bağlantıyı koparmıştır bana göre yani. Metafizik dünya ile fizik dünya arasındaki o geçişi sağlayacak yolu kaybetmiştir bana göre. Bu geçiş iki türlü de olur. Yani siz de o tarafa geçebilirsiniz, o taraftan da size geçer. Bunu da efendim kendimce yani ispatlayan bir hadis-i şerif söyleyeyim size. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, içinde Kur'an okunmayan ev arkadaşlar bir mezara benzetiyor. Mezar gibidir diyor. Ve siz diyor semadaki yıldızları yeryüzünden nasıl böyle ışıl ışıl, ne kadar uzaktalar yani, nasıl ışıl ışıl görüyorsanız gök ehli de diyor yeryüzünde içinde Kur'an okunan evleri öyle görürler.
Biz şimdi uzaydan dünyaya baktığımızda nereleri görüyoruz? İşte en çok aydınlatılmış şehirleri, çünkü dünya gözüyle bakıyoruz yani, bu gözle bakıyoruz değil mi? Işıklandırılmış şehirleri falan görüyoruz. İşte diyoruz ki Moğolistan, bak burası, burası karanlık diyoruz. Burada elektrik yok. Yani nerede çok elektrik kullanılıyorsa orası daha medeni falan bize göre. Ama melekler baktıklarında arkadaşlar, gök ehli baktığında ne görüyor? Nerede? Ben şimdi yurt dışında bulundum biraz. Arkadaşlar yürüyüş falan yaparken diyorum ki şu sokaktan da geçeyim, burada hiç salavat getirilmemiştir. Buradan da bir salavat gitsin peygamberimize. Şuradan da geçeyim, acaba burada salavat getirildi mi, buradan da gitsin peygamber efendimize. Onu da Allah uzun ömürler versin. Ümit Meriç Hoca'dan duymuştum. O gittiği zaman yurt dışında herhangi bir yere ilk önce diyor hemen abdest alırım. İki rekat namaz kılarım. Sonra dua ederim. Ya Rabbi şu anda benim bulduğum yer, bulunduğum seccadeden Kabe'ye kadar olan her yeri Müslüman yap diye. Böyle dua ederim diyor. Dolayısıyla işte o bağlantı bazen bizden metafizik dünyaya doğru dua, zikir, tesbih, kıraat yoluyla olur. Bazen de oradan, bazen değil. Oradan da bize doğru olur. Bereket, rahmet, lütuf, meleklerin inmesi, feyiz, ilham, iman kuvveti ve daha sayısız adını bile bilemeyeceğimiz nice nice hikmetler şeklinde. Onun için arkadaşlar bu zevki tatmak istiyorsanız birazcık şu Kur'an-ı Kerim'le meşgul olun, ona zaman ayırın. Efendim hiç ben dil öğrenemem, sıfır yetenek, zaten ben bir şey öğrenmeyi en son ilkokulda bıraktım diyenlere arkadaşlar diyorum ki siz de hiç olmazsa Kur'an okuyacağınız vakitleri ikiye ayırın. 10 dakika mı bugün Kur'an okuyabileceksiniz? 5 dakikasında ne kadar okuyabilirseniz metnini okuyun. 2 ayet, yarım sayfa, yarım satır, bir satır fark etmez. 5 dakikasında da okuduğunuz yerin mealini okuyun. Yani ne söylendiğini biraz anlamaya çalışın. Kur'an-ı Kerim'in Arapça bir kitap oluşu, Kur'an-ı Kerim'de ben saymadım ama en az 8-10 yerde vurgulanıyor. Cenab-ı Hak diyor ki bu kitap Arapça bir kitap diyor. Boşuna vurgulamıyor yani, Arapça kutsal olduğundan değil arkadaşlar. Ama Allah onu seçmiş. Allah onu seçmiş. Bizim o seçime bir değer ver. Yani düşünün arkadaşlar, gençlere ben diyorum ki bazen peygamberi nasıl seveceksiniz? Dine nasıl bağlı olacaksınız? Gençlerden öğrenin. Şimdi böyle şaşırıyorlar. Ne demek istiyorum? Yani genç arkadaşlar bir futbolcuyu seviyorsa her şeyini biliyor ya. Grip geçirmiş, kaç gün sürmüş işte, nasıl biliyor? Bir sanatçıyı seviyorsa, bir influencer'ı, bir herhangi bir kişiye hayransa, fanıysa o pantolonunu yırtmış bütün, tabii benim örnekler artık çok demode, eski. Bütün sokaklar yırtık pantolonla doluyor. Yani niye? Bir ara epey oluyor bu dediğim ama bir 15 sene belki önce. Yazın postal giymeye başladı gençler. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Yazın ya. İşte bir şarkıcı öyle çıkmış sahneye. Hit olmuş. İşte o böyle oradan bir hareket başlamış. İşte herkes yazın böyle postal botlarla dolaşıyor. Şort giyiyor, altında postal bot var. Hatırlarsınız yani. Bakın sevmek böyle olur işte. Sevmek böyle olur. Onlardan öğrenin. Şimdi ve Büşra lil muhsinin, ihsan sahiplerini müjdelemek için gönderildi bu kitap. Peki o ihsan sahipleri kimler? Önce ihsanla ilgili bir iki bir şey söyleyeyim. Böyle kavramlar geçtiği zaman arkadaşlar, takva gibi, ihsan gibi, efendim infak gibi, tevbe gibi kavramlar geçtiği zaman eğer çok emin değilseniz, yani tarif et dendiğinde size hemen tarif edebilecek kadar zihninizde net değilse bu kavram, bir ansiklopediye bakmanızı tavsiye ederim. Yani şöyle düşünün, mesela akşama ne yemek yapacaksınız? İlk aklıma geleni söyleyeyim, karnıyarık. Kıyma kokmuşsa karnıyarık nasıl olur arkadaşlar? Patlıcan çürümüşse karnıyarık nasıl olur? Hatta bir kere ben yemek yaptım, bir de misafirdi arkadaşlar. Salça küflen, yani kokmuş, salça kokar mı? Kokuşmuş. Et yemeği mahvoldu arkadaşlar. Bir tane malzeme bile bozuksa, tereyağınız acımışsa mesela, mahvolur yemeğiniz.
İşte bunun gibidir kavramlar arkadaşlar. Nasıl ki malzeme yemek için ne anlama geliyorsa kavramlar beyin için o anlama gelir. Düşünce sisteminiz için, bilgi sisteminiz için o anlama gelir. Bu kavramlar zihninizde ne kadar net, açık, kesin, iyi tanımlanmış, belirgin ise o beynin, o kafanın üreteceği düşünce o kadar pırıl pırıl olur. Bir şeyi öğrenirken o kadar yerli yerine oturur her şey. İhsan arkadaşlar Peygamber Efendimizin meşhur Cibril hadisinde sallallahu aleyhi ve sellem açıklanır. Üç kademeli olarak Peygamber Efendimiz orada İslam'ı açıklar. İman, İslam ve ihsan diye. İhsan en üst mertebedir. Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak demektir. Bir insanın Allah'ı görüyormuş gibi yaşaması demektir. Hadis-i şerifte öyle anlatılıyor. Kelime anlamı olarak bir şeyi güzel yapmak demek arkadaşlar. Ama güzellikleri güzel yapmak demek. Çünkü mesela çok güzel adam da öldürebilir birisi. Çok güzel birisinin malını da böyle hiç anlaştırmadan tereyağdan kıl çeker gibi gasp edebilir. Kötü işleri güzel yapmak ihsan olmaz. İhsan ne demek? Güzel işleri güzel bir şekilde yapmak. Çünkü hasenden geliyor, güzellikten geliyor. Peki diyeceksiniz ki ya güzel işler zaten güzeldir. Onları ayrıca güzel yapmak ne demek? Arkadaşlar nasıl ki bazıları kötü işleri güzel yaparsa bazıları da güzel işleri çirkin yapıyor. Yani işin kendisi güzel ama yapılış şekli çirkin. Örnek vereyim. Mesela bir efendim ezanı çirkin okuyor mesela değil mi? Yani bir bitirse diyorsunuz ya gerçekten. O yüzden şimdi bu yavaş yavaş değişmeye başladı. Bir ara daha fenaydı. Efendim mesela yaşlanmış amca müezzinlerle ilgili bir hadis duymuş. Kıyamette en uzun boylu diriltilecek olanlar müezzinler arkadaşlar. Müezzinlerle ilgili bir hadis duymuş. Ben de bir kere ezan okuyayım diye camide de şeyi var birazcık prim yapmış camide. Mikrofonu eline geçire ezan okuyor olmaz arkadaşlar. Efendim ezanı işte güzel okumak ama bizimle ilgili olanını söyleyeyim. Mesela insan arkadaşlar birisine yardımcı olabilir bir sıkıntısından bir derdinden ötürü ama bunu onu mahcup edecek şekilde yapabilir. Utandıracak şekilde yapabilir. Başına kakar mesela anlatır sağda solda. Deşifre eder. Mesela böyle olabilir. Bu bir çirkinliktir. Mesela namaz güzel bir şeydir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaktin sonunu gözetleyip de en sonunda tavuk yeri gagalar gibi kılınan namaz için tilke salatül münafık, tilke salatül münafık, tilke salatül münafık diyor üç kere. Bu münafığın namazıdır diyor. Bugün okuduğumuz ayetlerde de vardı. Nisa suresinde de geçti. Arkadaşlar münafıklığın alametlerinden birisi de namaza üşenerek kalkmalarıdır. Namaza üşenirler. Böyle bekler son dakikada hemen böyle kılar. Bu mesela bu namazın çirkin bir şekilde kılınması demektir. Oruç tutarken hakeza her ibadetin yani her işin birisine yemek yedirmek güzel bir şeydir. Tabakları tak tak. Efendim gidersiniz bazen başınıza geldi mi bilmiyorum arkadaşlar. Çok feci bir şey sakın yapmayın. Allah rızası için. Ev sahibi misafir çağırmış. Fakat o kadar yorulmuş, o kadar yorulmuş ki yüzünden düşen bin parça. Sofra mükemmel ama ev sahibinin ağzını bıçak açmıyor çünkü kolunu kanadını kaldıracak hali kalmamış. Bunu yapmayın arkadaşlar. Hiç kimse aç değil, açık değil. Sizin evinize gelen böyle bir şey görmemiş de sizde görecek. Onun için gelmiyor. Vallahi bazen diyorum hepimiz her şeyden yedik arkadaşlar artık ya benim yaş grubu. Yedik artık her şeyden yani. Hani merak ettiğimiz tropikal meyveler bile var ülkemize. Yani artık ne kaldı yemediğimiz yani. Onun için mesela misafir ağırlamayı güzelleştiren şey nedir? Ev sahibinin güler yüzü ve memnuniyeti arkadaşlar. Sofranın nasıl olduğu değil. Alakası yok.
sofranın nasıl olduğuyla. Yani bunun örnekleri saymakla bitmez. İhsan işte bu. Şimdi burada bu bölümde arkadaşlar bu ihsan sahipleri yani yaptığı her işi hem güzel yaşayan, güzel işler yapan hem de bunları güzel şekilde yapan kişilerin nitelikleri sayılıyor. İnnellezîne kâlû 13. ayette onlar öyle kimselerdir ki kâlû derler ki Rabbunallah, Rabbimiz Allah'tır derler. Thumme istekâmû sonra da dosdoğru bu yolda yaşar. Rabbim Allah'tır deyip sonra da dosdoğru yaşamak ne demek arkadaşlar? Çok özür dilerim biraz böyle tarif edebilmek için uç örnekler veriyorum. Allah yokmuş gibi yaşamamak demek. Yani sorulduğunda Allah var tabii diyor ama yaşantısına bakıyorsun yokmuş gibi yaşıyor. Namaz yok, ezana kulak vermiyor, namaz kılmıyor, zekat vermiyor, haram yiyor, haramları yapıyor, çekinmiyor, haramı seviyor, güzel buluyor o hayatı. Ama konuşurken, ay tabii Allah var, tabii dirileceğiz, ne olacak halimiz diyor. Konuşma bitiyor, tekrar öbür tarafa geçiyor. Bakın arkadaşlar bugün aranızda lütfen, bak çok ilim sahibi insanlar var ben eminim, bir şeyi yanlış söylersem lütfen düzeltsinler. Arkadaşlar bugün psikoloji bize diyor ki bir insanla ilişkinde sana ne söylediğine bakma, nasıl davrandığına bak diyor. Psikoloji bunu söylüyor bize yani. Peki Allah ile ilişkimiz için geçerli değil mi bu? İşte tam burası böyle. Yani Cenab-ı Hak neye bakıyor arkadaşlar? Allah vardır dedikten sonra nasıl yaşıyorsun? Size bahsettim Seyyid Kutub'un Yoldaki İşaretler kitabından. O diyor ki Mekkeli müşrikler diyor neden bu kadar uğraştılar iman etmemek için? Aslında Hazreti Muhammed'i tanımıyorlar mı? Doğruluğunu bilmiyorlar mı? Dürüstlüğünü biliyorlar. Ama diyor Allah birdir ve Muhammed onun Resulüdür. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derlerse böyle derlerse arkasından nasıl yaşamaları gerektiğini biliyorlardı. Çünkü dürüst insan, dürüstler. Bakın kafir dürüsttür. Dürüst olmayan kafir münafıktır. Kafir dürüsttür. Yani açıkça inkar eder. Niçin? Ve tehlikeli değildir o kadar. En tehlikeli olan münafıktır. Pirincin içindeki beyaz taş gibidir münafık. Çünkü seninle söyleyecek bir şeyin olmaz. Her konuşmada aynen senin gibi konuşur o da. Hatta bazen arkadaşlar yani münafık diyemem hiç kimseye, siz de asla demeyin. Çünkü biz kimsenin kalbini bilmeyiz. İnsanlar kendilerini nasıl açıklıyorlarsa biz öyle kabul ederiz. Müslümanım diyorsa Müslüman kabul ederiz. Ama hayatında hiçbir belirti yok yani Müslümanlığa dair. Fakat konuşmaya gelince arkadaşlar bazen var ya kendimi böyle çok küçük hissediyorum karşısında çünkü şahane bir Allah aşkı. Yani öyle bir konuşuyor ki Allah Allah diyorum ya şu aşkın hani onda biri bende yok yani. Öyle ama sadece sözde arkadaşlar yani kural koymayan bir Allah, hesap sormayan bir Allah, cenneti ve cehennemi olmayan bir Allah, kesin affedecek olan. Herkesi affedecek olan Allah. Ve günümüzün insanı arkadaşlar ruhen çok yorgun olduğu için bu söylem onun çok hoşuna gidiyor. Çünkü onu böyle ne olursa olsun affedecek ve kabul edecek ve onun bütün isteklerini yapacak bir Allah var yani. O ona çok iyi geliyor. Yani böyle tekrar üzerine bir yük yükleyecek bir din ve Allah öyle hani ona ağır geliyor. Niye peki böyle? Bununla da ilgili bir kanaatimi belirteyim. Çünkü arkadaşlar gençlerimizi mükellef yaşa gelene kadar o kadar yoruyoruz ki bir de dini kaldıramaz hale geliyor. Çok yoruyoruz. Gereksiz şeyler için. Sınavlar, başarı, terbiye, kural, şöyle giyinecek, böyle elini böyle koyacak. İşte biz gözümüzle idare ederdik, kaşımızla idare ederdik. Bir de bunları böyle, bizi böyle idare ederlerdi anlatıyoruz. Bana göre ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Çok yoruyoruz. Bir de
nasıl diyeyim, kraldan çok kralcı bir din anlatışımız var. Hani size geçen gün söyledim ya, o da öyle demeyeceğiydi, biraz tekva olacaktı demiş teyze, peygamberimizi beğenmiyor yani. Şimdi böyle de bir din anlatışımız var yani. Dinin izin verdiği şeylere bile izin vermiyoruz. Mesela Allah rahmet eylesin, babaannem öğlen namazını mesela bugün şimdi bir çeyrek geçe mi okunuyor arkadaşlar? Diyelim ki 3'te, 3.30'da kılıyorum öğlen namazını. Daha o zaman çocuğum yani, 12-13 yaşındayız. Kılma artık, boşuna geçti derdi. Kılma artık, boşuna geçti. Yani sen hani beceremedin yani. Hani bakın nasıl bir zorlaştırma yani. Allah'ın izin verdikleri de caiz değil, helal değil. Dolayısıyla efendim böyle bir yorgunlukla herkes üzerinden atıp kurtulmak istiyor dinden uzaklaşanlar diyelim yani, herkes demeyelim. İşte Cenab-ı Hak onları değil, kimi övüyor arkadaşlar? Rabbim Allah'tır dedikten sonra, artık sen Rabbim Allah'tır dedin, tamam, ve Allah da böyle söylüyor, hiç tartışmadan o nasıl söylüyorsa öyle yapan istikamet ehli. İstikamet kelimesine de bakın arkadaşlar. İstikamet ehli olan kişi yoldan hiç şaşmaz değil. Bunu da daha önce anlattım. Şaştığı zaman hemen döner arkadaşlar. Uzun gitmez. Anlatabildim mi? Örneğini de verdim size. Diyelim Ümraniye'den yola çıktınız, Altunzade'ye geleceksiniz. Aa, bir baktınız ki Maltepe'ye doğru gidiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Hemen dönmeniz lazım, Altunzade'ye gelecektim diye. Aman olsun, boşver, bir de böyle gidelim dediniz. Bolu'ya falan gittiniz yani. O artık istikametten çıktınız. Yolda başka bir yola girdiniz artık. Ama kendinize hala oraya döneceğim diye hayal edebilirsiniz. Müzmin iyimserler var böyle. Müzmin iyimser yani. Öyle hayal edebilirsiniz ama hayale bakmıyoruz işte. Neye bakıyoruz arkadaşlar? Amele, davranışa, istikamete, görünene bakıyoruz. Allah tabii kalplere bakacak ama hani biz ihsan mertebesini böyle tarif ettiğini bilelim. Şimdi ne diyor Elmalı onlar için? İlmin hülasası olan tevhid ile amelin müntehası olan istikameti cem etmişlerdir bunlar diyor. Amelin müntehası yani gayesi. İlmin hülasası Allah'ı bilmektir. Amelin gayesi doğru yolda olmaktır. Bu ikisini birleştirmişlerdir bu ihsan mertebesinde olanlar. Fussilet'te bu ayetin benzeri var. Oraya bak diyor. Orada melaike vasıtasıyla tebşir yapılıyordu. Müjdeliyordu Allah kullarını Fussilet suresinde. Burada ise doğrudan doğruya kendisi müjdeliyor arkadaşlar. Ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا Rabbim Allah'tır deyip sonra da dosdoğru yaşayan, hiç sapmadan, sapsa da hemen dönerek yaşayan bu insanlar var ya, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlara ne bir korku olacak ne de bir üzüntü. اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ Onlar cennet halkıdırlar. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Orada sonsuza kadar yaşarlar. Dikkat edin arkadaşlar. Ümit ve temenniyle değil cennet. Bu Bakara suresinde de geçti. Cezaen bimâ kânû ya'melû. Yaptıklarına karşılık olarak. Yani cennet neyle kazanılıyor arkadaşlar? Amellerle kazanılıyor. Tabii ki imandan sonra, iman olmadan olmaz. Şimdi efendim 13. ve 14. ayet-i kerimede bu ihsan sahiplerinin ilk özelliğini gördük. İlk özelliği neymiş? Rabbim Allah'tır deyip artık hiçbir çeldiriciye bakmıyor. Hedefini koymuş, navigasyonu kilitlemiş, açmış, hedefine efendim doğru gidiyor. Arada navigasyon açık olsa bile bazen insan yanlış yola girebilir. Hemen ne yapıyor navigasyon arkadaşlar? Düzeltiyor değil mi? Bak size işte en güzel örnek, sırat-ı müstakimden nasıl gidilir? En güzel örnek. Bunlar cennetliktirler. Yaptıklarının karşılığı olarak o cennete girecekler. İkinci özellik arkadaşlar, bu ihsan sahiplerinin burada sayılan. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ
Biz ana insana, ana babasına ihsanla davranmasını tavsiye ettik. Şimdi bunu ama yarına bırakalım arkadaşlar. Yani 15. ayeti yarına bırakalım. İhsan sahiplerinin ikinci özelliği olmuş olacak. Çünkü orası biraz detaylı. Yarın değil, cumartesi günü. Evet. Allah'a emanet olunuz. Cenab-ı Hak cümlemizin yardımcısı olsun. İstikamet ehli eylesin. Dikkatimizi şaşırtmasın hiçbir parlak günah, hiçbir parlak isyan, hiçbir keyifli efendim istikametten bizi dışarıya şaşırtacak keyifli hayat bizim dikkatimizi çekmesin ve şaşırtmasın inşallah. Allah'a emanet olun.